Önemli bunlar. Pişirme usullerinden şimdi, bahsetmiştiniz. Evet, onlara da değinelim. Pişirmeye gelelim. Özellikle az önce ben yağlar bizi kanserden koruyabilir dedim. Hı hı. Ama yanlış pişirdiğimizde yağlar bizim kanser olmamıza da sebebiyet ya, verebilir. Bakar mısınız? Nasıl? Özellikle de kızartma yöntemiyle, yani çok yüksek ısıyla yağı muamele edersek ortaya çıkan maddeler kanserojen olabiliyor. Artı etle ilgili bir şey söyleyeceğim. Hı hı. Bölgede çok fazla mangal ve ızgara tüketimi olduğu için etleri çok yakın pişirmememiz gerekir ateşe doğru. En azından bir 10 santim aralık bırakmamız gerekiyor ki o siyah maddeler oluşmasın etin, tavuğun, balığın üzerinde. Oluşan o siyah maddeler vücuttan atılamadığı için birikiyor ve kansere sebebiyet veriyor. Çok önemli. O zaman ızgara et yerken buna çok dikkat etmeliyiz. Pişirme yöntemine o noktada dikkat etmemiz lazım. Ama eti de en iyi ızgara şeklinde yersek yani daha iyi olur deniliyor ama. Doğrudur. Yani en ideal şekli ızgara yapmaktır. Ama yandırmamak ızgarayı gerekiyor. Yakmadan pişireceğiz. Yakmamak gerekiyor. Peki sonuç olarak ne söyleyelim? Kanser haftasındayız. Kanserle savaş yapıyoruz bu hafta. Çocuklarımız inşallah hiçbir hastalığa yakalanmazlar bundan sonraki yaşamlarında. Siz izleyicilerimiz de öyle. Ama ne yazık ki hastalığın hiçbir şeklinden insan bazen kurtulamayabiliyor. Yani evet. O noktada korunabilmek gerekiyor. Önemli. Son olarak neler söylersiniz? Olarak ne yapalım? 3-4 madde şeklinde hem sağlıklı yaşayabilmek hem de kanserden korunabilmek için bir takım böyle tiyolar verelim. Tamam. Uygulayabildiğimiz kadarını uygulayalım. Evet. Birincisi ideal vücut ağırlığımızı koruyabilmemiz lazım ki obeziteden bahsediyoruz sık sık. Şişmanlık, kanser dahil olmak üzere şeker hastalığı, yüksek tansiyon, felç gibi birçok hastalığın oluşabilmesi için mükemmel bir zemin. O yüzden ideal vücut ağırlığımızı korumamız lazım. Tamam. Aynı zamanda ideal vücut ağırlığı derken düşük ağırlıkta da olmamamız gerekiyor. Evet. Yani yüksek ağırlık zaten bir sıkıntı. Ağırlığımızın az olması da yine bir sıkıntı. Çünkü az ağırlık yeterli ve dengeli beslenemediğimizi gösteren faktörlerden bir tanesi. Evet. Özellikle tütün ve alkolden uzak durmamız gerekiyor. Evet. Günlük sıvı tüketimimizi ortalama 1,5-2 litrenin altına düşürmememiz ve temiz su içmemiz gerekiyor. Çok fazla bahsedilmeyen bir noktadan ben bahsetmek satılan istiyorum. Satılan sulardan bahsedecektik ama. Evet, satılan hani sularda da ciddi bir esasen handikap var. Evet, çünkü bunların depolu. Çeşme suyu mu içelim, satılan suları yani mı içelim? Yani ben şahsen Diyarbakır'da çeşme suyunu öneriyorum. Çünkü temiz ve kaliteli bir su olduğunu düşünüyorum. Evet. Hatta ben şişe sulara göre daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii bunların zaman zaman kalitesinin düştüğü de olabiliyor, yükseldiği de olabiliyor. Şişe ama sularla, çeşme suyunu öneriyorsunuz. Kesinlikle bence daha iyi şu an için. Peki. Onun dışında günlük beslenmemizde yağ oranını biraz azaltmamız gerekiyor. Tamam. Yağı da ne az ne fazla. Yine o noktada uygun bir beslenme tekniği uygulamamız lazım. Çok önemli değil mi? Tuz tüketimini zaten söyledik. Artı çok fazla bahsedilmeyen bir noktaya da ben değinmek istiyorum. Hep pişirme yöntemlerinden geldik ya. Pişirme yönteminin yanı sıra besinleri saklama yöntemimiz de çok önemli. Plastik kaplarda değil, mümkünse krom, çelik malzemeden yapılmış kaplarda veya ışık görmeyecek şekilde en sağlıklısı cam kaplarda ve nemsiz ortamda besinlerimizi saklamamız lazım. Plastik kapları o zaman hayatımızdan çıkarıyoruz. Şimdi mümkün olduğu kadar çok çıkarmak önemli. Gerekiyor. Sevgili seyirciler, anneler, babalar lütfen plastik kaplarda yiyeceklerimizi saklamayalım. Özellikle iş yerlerinde biliyorsunuz pet bardakla sıcak çay ve kahve içiyor. O çok o zaman plastiğin şeye karışması, çaya veya içeceğe karışması çok daha fazla oluyor karışma oranı. Artı bir de yemek sonrasındaki olayla, yani bulaşıkla ilgili bir şey söyleyeceğim. Yıkadıktan sonra çok iyi bir şekilde durulamamız lazım. Tabaklarda, çatalda ve kaşıkta kalan o deterjan kalıntıları da vücutta kanserojen etkiye neden olabiliyor. O manada besinin dışında dışarıdan böyle gereksiz bir şekilde alımda olabiliyor. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. O zaman bulaşıkları bulaşık makinesinde yıkayalım. Kesinlikle. Her zaman elde yıkamayalım. Öyle diyelim mi? Zaten hem su tasarrufu açısından hem deterjan tasarrufu açısından da çok önemlidir. Ve hijyeni de daha iyi sağlamış oluruz.
Peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Diyetisyen Muhammed Şahin, inanılmaz bilgiler verdiniz. Bu bilgilerin hepsini biz zaten biliyoruz ama tekrar etmekte yarar var ama her zaman. Uygulamıyoruz. Uygulamıyoruz. Bir de o var. Kesinlikle. Biliyoruz ama uygulamıyoruz. Doğru söylüyorsun. Bir kez daha Muhammed Şahin'in o güzel dilinden öğrendik sevgili izleyiciler. Bir kez daha hatırladık bu bilgileri. Tuz yasak, şeker yasak, kızartma yok. Değil mi? Evet ve mevsiminde sebze, yiyecekleri meyve. Yiyelim. Bunlar hepimizin ezbere bildiği konulardı aslında. Yani. Muhammed Bey bize bir kez daha hatırlattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum programımıza geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben kısa bir aradan hemen sonra yine sizinle birlikte olacağız sevgili çocuklar.